Şimdi hepimizin problemi olan ekonomiye birkaç söz söylemek istiyorum. Dolarla aranız nasıl arkadaşlar? Dövizle aranız nasıl? Gayet güzel. Doları alan olan kazandı. Yani dövizi yanında olan kazandı. Sevgili arkadaşlar, sizlere dikkat ederseniz önceden beri söylediğim, Türkiye'de ekonomi yok. Göz boyama var. Eğer Türkiye'de sağlam bir ekonomi olmuş olsaydı, bugün euro 330 liraya değil, 320 liraya değil, 10 bin liraya da çıksa hiçbirimize bir şey olmazdı. Dolar 5 bin liraya çıkmış olsa gene bir şey olmazdı. Niye? Çünkü senin cebinde harcaman gerektiği para var, sermayen var, artı iş yapma kapasiten var, gücün var, her şeyin var. Hiç kimseye muhtaç değilsin. Senin dışında adam padişah olmuş, vezir olmuş. Bana ne dersin? Beni ne ilgilendirir dersin? Ama Türkiye'de böyle değil şimdi. Ekonomi o kadar bizimle iç içe girmiş ki bu ekonomik şartlarda etkilenmemek asla mümkün değil. Ne oluyor? Bakınız, dolar fırladı. %30 mu, %20 mi ne artmış işte. E peki borcun kaç lira? Atıyorum 200 bin lira. %25 ise 250 bin liraya çıktı borç. Öyle mi? Euro ise 200 bin liraysa 250 bin euro oldu. E peki sen bunu nasıl, affedersiniz, Türk lirası, bunu nasıl ödeyeceksin? Buna karşılık fazla bir gelirin var mı elinde? Yok. Dolayısıyla ekonominin temelleri sağlam değil, çürük bir zemine oturduğu müddetçe hiçbirimizin geleceğinin teminat altında olması asla mümkün olamayacaktır. Zaten Türkiye 35 yıldan bu tarafa kendi hak ettiği parasını piyasada döndüremiyor. Para nedir? Üretimdir, emektir. Bizim gayri safi milli hasıla dediğimiz devletin yıl sonundaki karı, işte o bizim paramızdır. Ama bu mal cinsinden. Şu anda 1,5 katrilyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gayri safi milli hasılası var. Yani yıl sonu kazancı var. Bu para olarak elinizde değildir. Mal olarak işte senin dükkanının raflarında, bilmem sermayenin arasında vesaire. Senettir, çektir, bankada parandır. Kısaca gayri safi milli hasılamız halkın elinde. Ama %80'i kesinlikle emtiadır. Yani maldır. Bunun para olarak piyasaya girmesi lazım ki piyasa rahatlayabilsin. Bakınız, size bir misal vereceğim. Hepinizin anlayacağı bir misal. 1000 lirayla biz bir çuval mısır aldık. Tarlamıza ektik. Sonra zamanı geldi, topladık. 10 çuval mısırımız oldu. 1'e 9 karımız oldu. 1000 liraya karşılık bizim 10 tane çuval mısırımız oldu. 1000 lira verdik, bir çuval mısır aldık. Tarlaya aktık, 10 çuval oldu. Şimdi piyasada 1000 Türk lirası var. Bu 1000 Türk lirasıyla 10 çuval mısırı almamız mümkün mü? Değil. O zaman ne yapacağız? İşte paranın basımı, emisyonun genişletilmesi, senyoraj hakkının devreye konması denir buna iktisat lisanında. 9 çuvalın karşılığında emisyonunuzu genişletiyorsunuz ve senyoraj hakkını kullanıp 10 çuvalın karşılığında parayı piyasaya sürüyorsunuz. Ne oluyor? Tam 10 bin Türk lirası piyasada. 1000 lirayken kazancının karşılığınızdaki parada piyasaya sürüldüğünde 10 bin Türk lirası oluyor.
Eğer sizin 9.000 Türk lirasını devlet olarak piyasaya sürmezseniz ticaret yapmanız mümkün olabilir mi? Şu anda Türkiye'nin içler acısı, manzarası bu. Piyasada mal fazla ama para az. Neden? Çünkü biz kendi paramızı, gayri safi milli hasılamızı para yapıp devreye koyamıyoruz. Erkek sen koy. Niye? Bizim sırtımızdan para kazanan devletler diyor ki yağma yok. Siz kendi alın terinizin karşılığını para olarak piyasaya süremezsiniz. Ya benden kredi alacaksınız. Hazinenize koyacaksınız. Dövizi alacaksın yani. Buna sendikasyon kredisi deniyor. Hazinenize koyacaksınız. Hazinende atıyorum ne kadar var? 60 milyar dolar. Ha işte o kadar para. Ancak bunu da bu parayı piyasaya sürdükten sonra harcama yapamazsın. Hazinede bekleyecek. Tam bir yıl bekleyecek. Onun da faizini ödeyeceksin. İşte cebimizdeki paralar sendikasyon yoluyla aldığımız kredilerin hazinede sakladığımızın karşılığı olan paralardır. Çıkartın elinizi 50 lira, 100 lira. Bu o paranın tercümesidir, bize ait değildir. Yani aslı bunun dolardır. Aslı bunun eurodur. Hazineye ne koyduysak odur. Şimdi biz diyoruz ki iktisat kurallarına göre Türk lirasını bağımsızlığına kavuşturacağız. Alnımızın terini para olarak piyasaya süreceğiz. Var mısınız buna? Evet. Ya bakın arkadaşlar. Hani ben diyordum ya. Ben size vatandaşlık maaşı vereceğim. Ev hanımı maaşı vereceğim. Ev hanımlarına ayrıca vatandaşlık maaşı 1000 Türk lirası vereceğim. Hocam nasıl vereceksin? Bak nasıl vereceğim. Beni iyi dinleyin. Sevgili arkadaşlar, bizim yapacağımız iş 1,5 katrilyon bu yılın gayri safi milli hasılası, en az %35 onun karşılığında para piyasaya konur. Ama biz 35 yıldan beri bunun karşılığında parayı piyasaya koymadığımız için çok alacağımız var. İlk yıl 1,5 katrilyon Türk lirası devreye girecek. 1,5 katrilyon. Soruyorum. Haydar Hoca'nın veremeyeceği maaş olur mu? Hayır. Var mı? Hayır. Sakın ha içinizden şeytan bizim işlere fazla karışır. Onunla yalancıları dinleyip de moralinizi sakın ha bozmayın. Vallahi de yaparım, billahi de yaparım. Bunun arkadaşlar ispatı var. Şu anda Rusya beni dinledi. Rusya'nın 20 yıl evvelki halini biliyorsunuz. 15 yıl evvel, 10 yıl evvelki halini biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Şu andaki halini biliyor musunuz? Putin dünyanın geçen yıl nesi oldu? Lideri oldu. Dünya birinci sınıf lideri oldu. Kimin sayesinde? Haydar Hoca'nın sayesinde. Adam gizlemiyor bunu. Gizlemiyor bak. Çok muhterem hocalarım da hep beraber. Biz Moskova'ya gittik. Devlet Duması'nda, yani devletinin meclisinde biz bangır bangır milli ekonomi modelini Sayın Putin'e, vekillerine, danışmanlarına, iktisatçılarına, profesörlerine anlattık. Bizi dinledikten sonra baş danışmanını gönderdi Sayın Putin. Ben bu sistemi baştan sona uygulayacağım dedi ve uyguluyor şimdi. Lisiçkin, sevgili dostum, arkadaşım, Kıbrıs'ta bize dedi ki şimdi milli ekonomi modelinin maddelerini biz maddeleştiriyoruz. Yani ekonomi sistemini milli ekonomi modeli yaptı. Yahu bizim güneş ta Moskova'yı aydınlatıyor da niye size vurmuyor?
Bunun sorumlusu ben miyim? Allah aşkına.